Merhabalar. Yine yeniden biz tekrardan geri döndük. Oley! Geri döndük. Geri dönüş yapıyoruz. Uzun süredir kanal aktif değildi. Ama artık aktif olacak çünkü yeni bir hayata başlıyoruz galiba biz. O yüzden yeni bir hayat başlangıcı sebebiyle kanalı da aktifleştirmeye karar verdik. Bak daha önce biz böyle video, oyun artık çekmeyeceğiz. Oyun çocuk işi biz artık. Çoluk çocuk işleri. Ben devamlı oyunları aşağılayan bir... Sen niye böyle oldun? Benim karakterim çok hızlı değişti. Kişiliksiz olduğum için çok hızlı adapte oldum. Boş bir karakterim ben böyle. Direkt giriyorum bir işe. Evet, eskiden oyun oynardık. Güzel oyunlar oynardık. Ya zaten gene oynuyoruz oyunları ama çekmiyorduk yani. Oynadığımız oyunları çekmiyorduk. Şimdi oyundan ziyade farklı bir konu üzerine yoğunlaşacağız. Yoğunlaşacağımız konu da aslında Enis'in... Belki Enis'ten haber almışsınızdır. Bilmiyorum ama Enis'ten haber alıp da gelenler var mı? Bilemiyorum ama Enis'in baba olması aslında konumuz. Niye benim baba olmam? Bu senin anne olman ne konu? Ya o anne deyip durma be. Ben daha alışık değilim. Sen hemen babayı kabul ettin ya. Ben babayım falan diye girdin. Anne. O yüzden. Anne. Bana hemen anne demeyelim. Ben daha o fikre alışamadım. Arkadaşlar yorumlarda Şebnem anne çok iyiydi videoda. Yeni bir hayat başlangıcı olacak. Ve alkışlarla çocuğumuz geliyor değil mi? Çocuğumuz geliyor alkışlarla. Sizden sır gibi sakladık kendisi. 30 yıl, 20 yıldır bizle beraber diyor. Biz geçirdikmişiz. Babasının boyunu geçecek neredeyse falan. Maşallah evladım benim. Yani daha alışamadığımız şeyler var. Fikrine daha henüz tam alışamadık. Bir konuşalım da otursun iyice kafamızda. Niye böylesin? Evet. Çocuğumuz olacak. Olay bu kadar. Yapacak bir şey yok. Evet. Gerçekten Enis çok mu hızlı alıştı bu baba olma fikrine? Ya bilmiyorum, benden daha hızlı adapte oldu bence. Yani elim ayağım titriyor oğlum, öldürsün ya. Çünkü birinin öyle olması gerekiyor ya. O yüzden belki de beni rahatlatmak için şey olmuş olabilir. Ya bilmiyorum, anne babayı aslında daha bugün ilk defa duydum ya baba şeyini. Nasıl, ben hep söylüyorum ya. Ha baba evet diyor ya, doğru. Yani evde baba geziyor mu yani? Godfather gibi dolaşıyor mu? Evet evet aslında? Evet, geziyor. O şebnemede anne diyorum yani. Hayır, annesi, bana ne annesi, annesi diyorum. Bana anne deme. Şöyle bir şey var aslında, bu videoyu neden yaptığımızı da açıklayalım. Çocuğumuza miras bırakacakmışız değil mi? Hani bu mesela belki de 15-20 yıl sonra... Ya öyle deme bak, şimdi işin içine çocuğu sokarsan ben rahat konuşamam. Ben rahat olamam. Samimi de olamam. İyi de yani çocuk görecek bunu. Evet. Aman YouTube kapanır zaten o zaman. Aa, aynen, o daha büyüyecek de izleyecek de. İnternet falan da kalmaz zaten, başka bir şey olur falan. Niye ki, ne olacak? Kötü bir şey söylemiyoruz ki. Tabii kötü bir şey söylemiyoruz yani. Yeni bir heyecan, ayrı bir heyecan var. Bununla alakalı yaptığımız bazı şeyler var. Zaten bir de çocuk da ilk baba demiyor mu? Daha kolay olduğu için ilk baba diyor değil mi? Ya sen niye bana yıkmaya çalışıyorsun? O yüzden o baba olma fikrine alışık. Sen niye ben mevzuyu yıkmaya çalışıyorsun şu an, anlamadım. Şöyle bir şey var abi. Şimdi biz aslında bu önümüzdeki haftalar boyunca tabii sadece hani böyle oturup şu çocuk şeyliymiş bilmem neymiş falan diye konuşmaktan ziyade burada yaşadığımız bazı saçma sapan deneyimler oldu. Hem böyle komik hem de garip gelen yani. Bunları aslında hafta hafta sizlere taşıyacağız. Burada hani bu süreçle alakalı ne yaşıyoruz diye biraz daha günlük hayatla alakalı bir içerik tarzı olacak. Tabii tabii ya, aslında genel itibariyle bu süreç içerisinde ne yaşıyorsak onun yansıması oluyor olacak. Bir de örneklemeli senaryolar üzerine çalışmak istiyoruz. Bu sayede aranızda ebeveyn olanlar varsa belki bizim hatalarımızı söyleyebilir. Bakın arkadaşlar böyle yapmıyor. Hayır hayır, hata mata istemiyorum ben. Ben öyle bir şey söylüyorum. Herkesin deneyimi farklı arkadaşlar. Herkes farklı yaşar bu süreci. Nasıl? Yani, bir dakika, o yüzden... Çocuğumuz proje çocuk olmayacak mı? Hayır futbola be. Gidecek, voleybola gidecek, basketbola gidecek, yüzmeye gidecek, bilmem neye gidecek. Öyle bir proje çocuk olmuyor. Terminator öyle gibi. Öyle proje çocuk olmuyor. Bir nasıl tanesini oluyor? Seçeceksin, onu da proje haline getirip satacaksın yani. Öyle hepsine olur mu? O zaman mu? Çocuğu YouTuber yapayım. Tek bildiğim proje o çünkü. Gerçi ben büyüdüğümde YouTuber olmak da bir esprisi kalmaz büyük ihtimalle. Bence de artık o işler bitti gibi. Artık Enis de normal bir iş bulacak arkadaşlar. Çünkü çocuğumuz oluyor. Artık kendisi bir sigortalı işe girecek. Ailemize nasıl ekmek getireceksek öyle getirdim. Çünkü neden? Babayım babayım demeyi biliyor. Babalık bunu gerektirir. Madem babasın sen. Ben toplumdaki bu cinsiyetçi rollere çok karşıyım burada, onu söyleyeyim. Bence nasıl yani? Annem olmak istiyorsun. Evet, annem olmak istiyorum. Hayır, ben hala olmak. Ben hala olmak istiyorum. Hadi bakalım. O kadar uzak akraba olamazsın bebişim. Ya anne ya baba, ikisinden birini seçeceksin yani. Anne olabilirsin bu arada. İstiyor musun ya? Al sen taşı diyeyim. Kayıyor şu çocuk abi. Ya Şebnem böyle konuşuyor ama o anneliğe daha meraklı benim babalığa meraklı olduğumdan. Ne gibi? Ya bırak ya, bu kadar hayvanın hepsine annelik yapıyorsun sen. Ha, ama onlar farklı. Ah benim kuzum, ah benim evladım diye. Ha, onların evet, yeri hayvanlar ayrı mı? Onların yeri daha mı ayrı? Annesi. Ya hayvanlar güzel, dilsizler ama çok tatlılar yani. Melekler onlar. Dilsizler diyor. Yani diyor ki çocuk diyor konuşmadığı sürece benim için. Bir nevi ya konuşmaya başlarsa Allah neler neler söyler şimdi o. Şimdi tabii çocuğa
pratikte yapmak lazım çocukla alakalı. Bizim hiç pratiğimiz yok. Biz mesela şey bilmiyoruz. Hayvanlar da ilk geldiğinde biz hiçbir şey bilmiyorduk. Kediyle alakalı hiçbir şey bilmiyorduk. Evet. Köpekle alakalı hiçbir şey bilmiyorduk. Sonradan oluştu hepsi. Ve çok sonradan öğrendik ne yapılması gerektiğini. Ama ben ya bir sene geçti. Hayvana daha yeni kuşağı komutunu veriyorum. Gel. Ya o Enes'in ilgisizliğinden kaynaklı oldu. Yani daha yeni. Kızım bunu çocuğumuz seyredecek lan. İlgisiz mi ilgisiz diye konuşma. Yapacak hiçbir şey yok yani. Daha yeni hayvanla tanıştı da diyebiliriz yani. Aa bizim evde bir şey var deyip onunla tanışmak zorunda kaldı. Çünkü ben okula geri döndüm. Şebnem haftanın 5 günü işe gittiği için evdeyim ben 7-24. Şey ve yani hayvanlarla ve çocuklarla ben vakit geçiriyorum. O yüzden ben anlamadım Şebnem niye böyle sanki kendisi çok ilgiliymiş de ben ilgisizmiş gibi konuştum. Evde ben varken ben ilgiliydim. Evden belli sürelerde uzaklaşmak zorunda kalınca sen ilgilenmeye başladın. O yüzden ilgilenmeye başlayınca da tabii güzel oldu bakıma. Gel komutunu hemen öğrendi. Demek ki sen iyi bir eğiticisin. Evet. Demek ki ben neymişim? İyi bir... Babaymışsın. Evet. Daha hemen... Çok acayip değil mi? Kulağa bak hani. Baba Enes falan. Ya bilmiyorum o kadar çok söylüyorsun ki bana artık şey geldi. Kanalın mesela içini değiştiriyorsun. Hayır anne Enes baba. Enes baba. Kokoreç gibi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu kelimenin bana getirdiği ağırlık olsun istiyorum anladın mı? Hani bir değişeyim istiyorum. Ne yapacaksın? Değişmek yani, gerekir çok ya. Gülme o zaman her yerde. Her şeye gülüyorsun. Çok gülme öyle. Ağzına. Babaya yakışmıyor mu böyle? Yakışmıyor. Bu babalara yakışmaz yani. Biraz ağır ol ya. Sinip ol demedik lan. Böyle yapıyor. Ağır ol dedik sadece. Ya hayır canım öyle bir şey değişmeye gerek yok. Yani umarım değişmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Niye değişelim ki biz? Biz iyi insanlardık. İyi insanlar olmaya devam edeceğiz. Ondan anne baba olmanın ne gibi bir şeye değişikliği olacak ki? Bir değişiklik oluşturacağını zannetmiyorum ben. İnşallah yani. İnşallah doğduktan sonra da aynı devam ediyor olacağız. Çocuğun kanalı değil, Şebnem'in kanalı değil mi bu aslında? Yani aslında Şebnem Enes kanalı yani. Ha, ikimizin evet. Kanalı. Evet. İşte o yüzden hani sanki çocuğa özelmiş gibi oldu. Ha. Hep başka şeylerden de bahsedin hani. Evet evet ondan da bahsedin orada. Hani sadece kanal öyle olmasın yani. Evet evet. Zaten öyle olmasını ben istemiyorum. Sen hep çocuk ama dedin. Evet hep çocuk konu. Yani sen dövedin sen. Şebnem. Sen de ne meraklıyım. Gözümüzün önünde suç yıkıldı adama ya. Böyle ne meraklıymış ya çocuğa. Çocuk da çocuk, çocuk da çocuk diye. Yok yok ya şey. Aslında bizim tabii ki de yeni aktifleşmemizin sebebi artık çocuk sebebiyle daha fazla yan yana olmak zorunda kalacağımızdan dolayı yeni bir kanal mı yapalım dedik. Nedir? Nedir yani öyle bir şey mi oldu bize? Birbirimize katlanmamız daha kolay olsun diye dedik ki bir YouTube içeriği yapalım. Ya birbirimize şimdi bayağı vakit geçirmiyoruz dedik yani kendimize vakit geçirmek için güzel bir bahanemiz olsun. Ya hayır öyle bir şey olabilir mi ya? Ne bileyim sen dedin öyle bir şey. Hayır onu ben öylesine attım şaka yaptım şaka bu. Ha. Şakayı anlarlar herhalde diye tahmin ediyorum. Ne bileyim ben. Yani bizi tekrardan video çekmeye iten şey biraz daha para kazanmak diyeyim. Öyle demeyeceğim de. Ne diyeyim? Şu an gerçekten konuşuldu ama tabii ki de. Her şeyi açıkladın şimdi. Her şeyi açıkladın. Tabii ki de yani bu videoları çekmemizin sebebi... Bir bez yani... kaç para biliyor musunuz ha? Bir bez. Kaç para ben çok pahalıymış gerçekten. Her şey çok pahalıymış. Geçen ayakkabı gördüm. 1500 diyor ya. 1500 TL diyor. Küçücük şu kadar ve onu büyük ihtimal 2-3 ay giyer yani. Sonra giymez. Tabii ki de bu. Siz şimdiden ikinci el satış platformlarını indirin telefonlarınızı. Çünkü büyüdükçe çocuğun işte arabasıydı bilmem nesiydi onlar gidecek. Bunlara alışın. Doğru, doğru. Neyse daha okusma çocuklar. Neyse işte çocuk konuştunuz bu arada çocuk konuşacağız diye. O yüzden bu kanalda arkadaşlar. Bu kanalda... Ya ama bundan sonra ne yapalım bizim hayatımız bu oldu ki. Artık bundan sonra var ya paso çocuk. Ya bilmiyorum inşallah sıkıcı ailelere dönmeyiz ya. İnşallah sıkıcı ailelerden olmayız yani. Bilmiyorum hayatımızda nasıl bir değişiklik olacak. Biz artık eski biz miyiz yoksa yeni bir Enes, yeni bir Şebnem mi olacak ama? Yeni bir Enes, yeni bir Şebnem olmayacak. Şimdi şakası bir tarafa bu kanal için düşündüğümüz güzel konseptler var. Aslında birkaç konsept düşündük. Mevzunun özeti şu. Ben bunu kendi kanalım için düşündüm. Sonra dedim ki ya benim kanalım oyun kanalı ağırlıklı giden bir kanal. O yüzden bunları burada yapmayalım. Zaten Şebnem'in hazır açılmış bir kanalı var. Bu kanalı böyle bir beraber yapacağımız, bu içerikleri ayarlayacağımız bir kanal olsun. Bakalım insanların hoşuna gidecek mi, gitmeyecek mi diye mevzu düşündük. Bunların arasında hem çocuk muhabbetleri var hem de ikimizin yapmak istediği ve yapacağı başka şeyler var. Yine dışarıdan çoluk çocuk sesleri geliyor. Evet ya çocuk çalıkları geliyor işte. İşte böyle kabus gibi anlıyor musunuz? Ya da bizim algıda seçicilik artık daha çok mu seçiyoruz anlamadım ama. Yani bakalım bu iyi gelir diye düşündük yani. Yani bana iyi gelir diye düşündüm. Çünkü hani oyun içerikleri yapmak keyifli olsa da arada insan başka şeyler de yapmak istiyor ama mevcut izleyici onu belki kabul etmeyebiliyor, istemeyebiliyor falan. O yüzden yani isteyen, o tarz şeyleri izlemek isteyen de buradan devam eder diye düşündük. Yani durum bu şekilde. Evet bu kanal aktifleşecek ama bilmiyorum aranızda belki de oyunla ilgili bir şeyler çekilecek ya da işte oyun oynayacak ve biz onu izleyeceğiz diye düşünenler vardır. Onlar defolsun gitsin. Öyle bir şey demiyorum. Oyun kısmı oyunla ilgili bilmiyorum. Arkadaşlar artık oyunu biz değil çocuk oynayacak. Ben çıkarttım oradan seni Şebnem. Tamam beni oradan alıp çıkarttı. Artık bir de yaz geliyor ya. Güzel güzel şeyler yaparız. Gezeriz, tozarız onları falan yani koyarız. Güzel olur bence. Köye olur. Gideriz.
Ya evet gideceğiz, yaylaya çıkacağız. Yaylaya çıkacağız, köy yolu. Enis çok sever. O zaman veda ettim. Bay bay. Hoşça kalın.